Kapatılan İzmir Üniversitesi çalışanları iade-i itibar istiyor. İzmir Üniversitesi eski çalışanı olarak geleceğimizle ilgili bir takım haklı kaygılar taşımaktayız. İzmir Üniversitesi'nde çalışan akademisyenler basın açıklaması düzenleyerek mağduriyetlerini dile getirmişlerdi. O akademisyenlerden Onur Baysal, FETÖ ile bağlantılıymış gibi gösterilmekten duyduğu rahatsızlığı anlattı. FETÖ terör örgütüyle hiçbir bağının olmadığı, insanların yaşadığı bir mağduriyettir. Dolayısıyla bu bizi psikolojik olarak da çok yormaktadır, üzmektedir. Yani bunun yetkililerden acil bir şekilde çözümlenmesini istiyoruz. FETÖ üyesi olmayan çalışanların yeniden istihdam edilmesini talep eden öğretim üyeleri, devletin kontrolündeki bir kurumda çalıştıklarını belirtti. Unutulmaması gerekir ki bizler devletin denetimi altında olan kamu tüzel kişiliğine sahip İzmir Üniversitesi'ne YÖK'ün tahsis etmiş olduğu kadrolar için başvurmuş ve yine YÖK'ün belirlediği ölçütler doğrultusunda bu kuruma kabul edilmiş ve bu kurumda görev yapmış kamu çalışanlarıyız. Akademisyenler SGK'dan aldıkları iş çıkış belgelerindeki 36 OHAL KYK kodunun kaldırılmasını istedi. Çıkış nedenimiz olarak 36 OHAL KYK diye bir madde koydular. Bunlar her zaman bizim önümüzde bir engel. Biz profesyonel çalışanlarız, başka bir yerde de iş bulabiliriz. Ama gittiğimiz her yerde bu bir fişlenme olaraktan FETÖ damgası yememiz anlamına geliyor. Toplamda 500 kişiden fazla mağduriyetimiz var. İdari personel, akademik personel, çaycısından rektörüne kadar şu durumda. Herkes mağdur ve aileleri de mağdur durumda. Buna bir çözüm önerisi getirilmesi gerekiyor ve bu acilen ya YÖK kanuna bir geçici maddeyle ya KYK'yla ya da yeni çıkarılacak torba kanuna bir ek maddeyle yapılması gerekir. Kapatılan İzmir Üniversitesi'nin adı İzmir Demokrasi Üniversitesi olarak değiştirilmişti. Hiçbir bağımızın olmadığı bir oluşumla birlikte anılmaktan ve bundan dolayı da fişlenmekten ve bu sebeple de akademik kariyerimizin veya çalışma hayatımızın sekte uğratılmasına dolayı büyük bir üzüntü içerisindeyiz. İade-i itibar istiyoruz ve bu yeni açılan okulda İzmir Demokrasi Üniversitesi'nde kaybettiğimiz haklarımızın bize tekrar geri verilmesini talep ediyoruz. Bunca insanın bir araya gelmesindeki en büyük neden bilim yapmaktı. Ve biz bilim yapmak için bir araya gelirken şu an tek düşündüğümüz soru biz kendimizi nasıl aklarız oldu.